Allah'ın rahmeti, nuru, hidayeti bizim olsun. Bu videoyu izleyen arkadaşlardan bir istirhamım var. Lütfen videoyu ülkenin selameti için elinden imkan varsa paylaşabildiğin mecri olsun, birine ulaştırabilme imkanın varsa bunu ulaştır. Ta ki muhatabına ulaşıncaya kadar. Muhatabı kim? Türkiye Cumhuriyeti'nin, mecbur cumhuriyet diyoruz. Yani cumhuriyetin içine eğer ki sen Allah'ın hükmünü kaldırıp içine insanın Allah'ın yerine hüküm koyması olarak, bu eğer cumhuriyetin anlamı buysa aslında buna zulüm demek daha mantıklı. Neyse, Türkiye devletinin başındaki insana bu video ulaşana kadar lütfen paylaşın. Çünkü şu anda gerçek anlamda büyük bir yanılgı söz konusu. Bu yanılgı Allah müminlerin kitabında, Kitabullah'ta dost ve kardeş olduğunu söylüyor. Yani müminler müminlerin kardeşidir. Kafirler, müşrikler birbirlerinin kardeşidir. Onların gerçekten münafıklar birbirlerinin kardeşidir. İkiyüzlüler. Dostlarıdır. Yani kendi aralarında da onlar paramparçadır ama müminlere karşı en azından birdirler. Asla ama asla müminlere karşı birbirlerine birinci derecede bir mümin de demeyin. Mümin üst safhada inanmak tam teslimiyetle. Bir Müslümana göre asla Müslümanı tercih etmez. Kişisel çıkarları kimi zaman bu değişse de ama genel itibariyle sırf yerin göğün sahibi Allah'a iman ediyor diye bugün zulüm yapan bir güruhtan bahsediyoruz. Şimdi bu tiplemeler, biz en başta bir şeyi unuttuk. Allah'a güveni unuttuk. Ve en ufak zorlukta, imtihan dünyasında olduğumuzu unutarak en ufak bir para kurunun sarsıntısı, bilmem ekonominin bir takım zayıflıklara uğraması. Oysa neyin hayırlı olacağını gerçekte biz asla bilemeyiz. Ancak Rabbimiz Allah. Ve gibi bir takım en ufak zorlukta, oysa sıkıntılar gerçek temiz niyetli insanları bir kurtuluşa gitmesi için, aslında bütün gücün, bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu düşünmesi için bir fırsattır. Şimdi bu noktada biz Allah'a güvene, hayır Allah bize bağışlasın, derhal tövbeye inşallah yönelip iyiliğe döneriz. Ve biz ekonomi, rızık, bilmem bir takım zorlukları düşünerek tamamen zulüm yapan insanlarla iş tutar olduk. Bu ekonomik anlamdan tutun, birçok ortak iş yapmaya kadar. Ve bu insanların içinde bugün bilerek ve isteyerek sırf Allah'a iman ediyor diye, Kur'an okuyor, oruç tutuyor, namaz kılıyor diye zulüm yapan bir tip. Bakın, yani bunun şeyi normal bir şey değil bu. Bu normal bir şey olabilir mi? Yani senin bugün eğer onunla bir çıkarın olmazsa, sana gücü yetse, sana aynısını gözünü kırpmadan yapacak bir insana sen bugün para kazandırıyorsun ya da daha beteri, bugün ticaret yapıyorsun onunla ama bu ticaretin bozulmaması için senin inanan bir insana zulüm yapmasını göz yumuyorsun ve aslında sen o zulme ortak oluyorsun. Bizim geçmişimize bakın. Bunu Türkiye Cumhuriyeti Başkanı, sen gerçekten bunu nasıl kendine yedirebiliyorsun ki? Yani bizim geçmişimiz mazlumun yanında olan Allah'ın buyruğunu yeryüzünde hakim, egemen kılmak için mücadele eden bir toplumun torunlarıyız biz. Bugün zulüm yapan insanlar nasıl
imkan tanırız, iş veririz. Ne yapıyorsun sen demeyiz. Ne sanıyorsun sen kendini diye nasıl gıkımız çıkmaz? Neden? Ticaretimizin kötü gitmesinden mi korkuyoruz? Paramızın batmasından mı korkuyoruz? Parayı, ticareti, bütün imkanları bize veren Allah değil mi? Şu memleketi bize yurt edinmemizi ihsan eden Allah değil mi? Andolsun ki Malazgirt meydan muharebesinde Allah apaçık bir şekilde Alparslan'a fetih ihsan etti. Ve bu o kadar büyük bir açık bir görebilen insan için o kadar açık bir şekilde ortada ki düşman rüzgarın yönü değişmesiyle savaş devam eden, şiddetle devam eden savaşta kendisinden 3 kat daha kalabalık olan bir orduya karşı, yani bunlar 3 kat öyle 3 kişiye 9 kişi gibi değil. Yani bu çok ciddi rakamlar. Yani 50 bin, 100 bin insanın fazla olmasından söz ediyoruz. O civarda arasından tam sayıp Allah bilir elbette. Yani rüzgarın yönünün değişmesiyle bir savaşın şeklinin değiştiği bir savaştan bahsediyoruz. Ve onun cuma günü toplumunun kendisine inanan insanlara namaz kıldırıp Allah'a ettiği yemine tanıklık ediyoruz. Ben yemin olsun ki ben samimiyim. Eğer ben samimi değilse Allah beni kahretsin diyecek kadar samimi bir insandan bahsediyoruz. Ve o insanın o Allah yolundaki cihadı, Allah'ın ona bahşettiği o nimet bütün bugün topraklar Anadolu'ya yaklaşık 900 bin sene küsür önce Allah'ın izniyle kapıların ilk defa açılmaya başlandığı zamandan bahsediyoruz. Yani bizden önce nice kavimler bu topraklardaydı. Bu topraklara şu kişi olmasaydı biz burada olamazdık. Şunun sayesinde kazandık, şunun sayesinde kazandık diyelim. Tamam mı? Allah'ı tanımayan, gerçekte Allah'ı bilmeyen kendilerine yazık edenlerdir. Bizi buraya yararlar, dünyanın en güzel yerini diyebileceğimiz ortası, bakın dünyanın köprüsü adeta, merkezi. Yani dünya tek bir ülke olsa başkenti İstanbul olacak diyen bir insan ne kadar zalim de olsa sözün, yani aslında ne kadar çok İstanbul'un bütün bu zalim toplumlar dahi ne kadar değerli olduğunu bir görün. Türkiye için konuşuyor. Ve onların asla onlar burayı kendi toprakları dışında çoğu görmedi. Bir gün mutlaka hakim olma planlarıyla yaşıyorlar ve yaşamaya devam ediyorlar. Şimdi bu noktada bizim sesimizi çıkarmamamız sakın bizim lehimize olduğunu zannetmeyin. Bu bizim değerlerimizi kaybetmemize ve asimile olmaya ve bugün batıdan daha beter bir şekilde bozulan bir toplumdu. Bir topluma doğru yüz tutan bir toplum halimiz, şeklimiz ortaya çıkıyor. Her türlü pislik bugün batıda, Rusya gibi bir artık ne gibi yani ile o kadar ileri giden bir toplum dahi bugün Allah'ın lanet ettiği ve bir kavmi açık bir şekilde üzerine gazap yağdırdığı, taş yağdırdığı ve yerini bize gösterdiği Lut kavminden bahsediyorum elbette. Bugün Türkiye, bakın biz miras aldığımız insanlara bakın. Bugün Türkiye'nin göbeğinde sırt dayatmak, aileyi parçalamak, toplumu, ahlakını bozmak ve erkekleri etkisiz hale getirmek, inkarcı yapmak, değerlerini yok etmek, tamamen değersiz, karaktersiz bırakmak için, yani bunun hakaret olarak söylemiyorum, gerçek anlamda insanın değerleri vardır, şeref, haysiyet, namus gibi kavramlar vardır ve onu insana esasında bütün dünyada onun olsa ona kazandırmadığı kalitelerdir bunlar. Bunu yok etmek için bugün her yönden teknolojinin, bugün her türlü çirkefliğini, medyanın her türlü çirkefliğini kullanabildikleri kadar kullandığına, her türlü pisliği ülkenin içine sokmak için neler yaptıklarını görüyoruz. Terörden tutun
bunu bugün algılar en büyük terörü zaten bugün en büyük terör böyle silahla iş yapan terör olduğunu sakın zannetmeyin. Algı üzerinden, bilgi üzerinden, yalan üzerinden, iftira üzerinden ve bir takım işte günah kadın kullanmak, işte bir takım pis şeyleri öne sürerek Allah'ın tamamen yasalarına aykırı şeyleri bugün toplumu ne hale getirdiklerini düşünün. Neden Allah bugün bu toplumu giderek daha da kötüye gitmesine imkan veriyor? Ta ki toplum, bakın yükselişe bakın, dünya da dünyaya hükmedecek kadar Allah bir imkan veriyor ve bozgun bir toplum kendinde olanı değiştirmedik de Allah o topluma verdiğini değiştirmez. Sonra toplum ne zaman 100-200 sene civarı bozulmaya yüz tutuyor ve en son noktada büyük bir gazapla karşı karşıya kalıyor. Bunu ortada olan şey değil mi? Yani düşünün ki düşmanla o kadar dünyaya dizgi çöktüren bir toplum kendi içinde bilmem şapka takmayanı asan bilmem tamamen ama tamamen yani dünyanın en zalim toplumu haline dönüşüyor yani dünyanın en kötü durumuna düşen insanlar haline geliyorlar. Yani orada o kadar çok şey var ki yani gerçekten insan gözünü açıp Allah'a sığındığı zaman gerçekler ona apaçık bir şekilde görünür. Ve bugün bu isim, en başta konuşmuştuk ya, bu Cumhuriyet ismi, Cumhuriyet isminin içi, ismiyle bir işimiz yok zaten, içi bugün Allah'ı gökyüzünde haşa kendi istediği gibi hüküm versin, biz yeryüzünde kendi bilmem onun bunun şunun programıyla iş tutarız, biz gökten indiği sanılan bilgilere göre iş yapmayız, gayb ve gökten indiği sanılan bilgilerle iş yapmayız, bizim programımız CHP programıdır, bu da işte Cumhuriyet dediğimiz, bu da hayatın içindeki doğrudan hayatın içinden alınmış programlardır. Ve bunu tutup Allah'ın kitabı haricinde başka kitaba söylendi diye çekiştiren, güya Allah'ın kitabına inanan, gerçekten kendilerine yazık eden insanlar var. Yani bundan daha açık bir inkar olamaz. Bundan daha açık bir inkar olamaz. Ama bir insan kitap, Allah'ın kitabını da okusa ne hangi durumda olursa olsun en başta samimi, dürüst olacak. Yani Allah ne dediyse onu, doğru neyse onun peşinde olacak. Kendisine göre, kendi inandığı değerlerin etrafında doğruyu tetip sokuşturup ben doğru üzerindeyim diye bir yol aramayacak. Böyle yapan Allah zaten gittiği yönde bırakır. Kendini doğru üzerine zanneden, en çok zarara uğrayan kimseler işte tam olarak o bir grubu da onlardır. Yani biz diyor Allah indirdiği hikmetmeyen kafirdir, zalimdir, fasıktır demiyor mu? Diyor. Biz CHP, biz onun, bunun, şunun hayatını içinde aldığımız programlarla yöneteceğiz diyor. Tamam bu yeter zaten. Sen gökte indiği sanılanı başka, yani bu o kadar açık bir sözü başka yere yorsan bile o ayet zaten bunu yeter yani. O değiştiremeyeceğin kelimeler var orada Allah'a şükür. Kendine yazık etme. Allah'ın kitabına inkar eden kafir olur, zalim olur, fasık olur. Yani onu destekleyen kimse de onun asla kalbinde, Allah onun kalbinde iman asla ama asla barındırtmaz. Bu hafife alınacak bir şey mi? Şimdi bu noktada Türkiye, bütün şu anda zulüm, zalimlik yapan devletler kendilerini gösterdi ki geçmişteki adaletle, bakın o bozulmaya yüz tutan toplumdan söz etmiyorum. O insanları sırf inancından dolayı asan, kesen, onlara zorluklar çıkaran, Kur'an'ı yasaklatan, bilmem dini de oynayan o, yani öyle bir kapıda kafadan bahsetmiyorum. O, yani öyle bir kafa
Dünyada daha bundan büyük bir virüslü bir kafa olabilir mi? Sen demokrasi diyorsun, cumhuriyet diyorsun. Nedir bu? İşte herkes bilmem istediğini yapar. Bu zaten başlı başına. Allah'ın dünyasına, Allah'a isyandır bu başlı başına. Ama buna da bile layık iş yapmıyorlar. Bizim dediğimiz gibi olursa tamam. Bizim dediğimiz gibi olmazsa demokrasi, demokrasi hiçbir şey tanımayız. Hani bir söz var, demokrasi bir şeyin geçmişte helvadan put yapan insanların putu gibi bir puttur. İstedikleri, canı acıkınca yedikleri. Tam olarak bu zaten. Yani bugün bizim toplum olarak hiçbir suretle geldiğimiz nesli hatırlayarak bugün Allah bize aldığımız soluğu Allah veriyor. Hiç kimse bir gram değil bırak biz zafer kazanmayı bir adım atamaz. Bir adım atamaz, bir soluk alamaz. Yani bir insan zafer, savaş kazanacak kadar bir gücü varsa ölmesin bir zahmet ya. Yani bir, bu kadar akıl yeter ya. Bunun öyle bir şeyin Allah dışında hiç kimse tarafından olamayacağını anlamak için. Ölmesin bir zahmet, ölmesin de kendi canını kurtarsın. Bırak o kadar memleketi kurtarmış da o kadar insanı kurtarmış, kendi canını mı kurtaramıyor? Ki iftiralar ortada zaten, yani yapılan şeyler ortada. O kadar büyük bir toprak alana, o kadar büyük imkana sahip bir memleketin sıkıştığı yer ortada. Yani ortada olan şeyleri konuşmaktan bugün men edecek kadar zalim bir kafa yapısından bahsediyoruz. Bu insanların içinde iyiler var, sadece aldatılmış, sadece batıya bel bağladığı en büyük zalimlere gözünde şirin gördükleri için Allah onları işte kendilerine yazık etmelerine fırsat veriyor. Yani onları şeytan, onları her türlü aldatıyor. Yani Allah'ın nurlu yolu dururken, o kadar güzel nimetler varken önümüzde, bugün bizim batıya özenticilikten tutun, ülkedeki ahlak yoksunluğuna kadar şu gidişata bir bakın. Dur demezsek hep beraber, hiçbir toplum Allah gidişatına, kendi yörüngesine çevirmediği sürece, talep etmediği sürece, en başta dua ve çabasıyla, Allah asla o toplumu üzerinde iyi de olsa kötü de olsa halini düzeltmez. Ve hiçbir toplum Allah'ın kendisine koyduğu sürenin değil, böyle gidecek zafer kazanacak bir adım önüne geçemez. Bir saat daha Allah bu toplumu bu konumdan silecek olsa bir saat bu toplum burada duramaz. Bunun yani bizim nice toplumlar, sadece bu şu yaşadığımız toprakta nice toplumlar bizden önce yaşamadı mı? Yaşadı yani, o kadar yıkılmaz denilen devletleri yaşadı. Bunlar öyle hafife alınacak şeylerde. Sen sizden daha güçlü malca, boyca, evlatça yeryüzünü imar etme konusunda her yönüyle sizden daha güçlü nice toplumlar geldi. Onlar uyarılara dikkat almadığında, yörüngelerini doğruya çevirmediklerinde biz onları yok ettik. Onlar hiçbir çıkış yolu bulamadılar. Bakın, karanlık çökmek üzere şu yeri, göğü ve şu içindeki her şeyi yaratan, düzeni koyan Allah'tan korkmamız ve gaflet içerisinde kendimize yazık etmememiz için durup düşünmemiz lazım. Allah'ın kitabına sarılmamız lazım. Bize yakışan neyse onu yapmamız lazım. Bakın, bir söz daha var. Bu bir tane insandan işittim. Allah inşallah ki iman eden herkesi günahlarını bağışlasın. Ve ancak açıkça bir şekilde Allah'ın kitabına aykırı olan bir şeye Allah'ın dini diyen zalimdir. Yani bunun kurtuluşu, zalimler Allah diyor, kurtuluşa eremezler. Ve ne yazık ki bugün peygambere atılan iftira üzerinden bugün Allah'ın dinini paramparça bir halde iyi iş yaptığını zanneden bir nice insanlar da var. Neyse, yani bizim atalarımızı, yani içinde geldiğimiz toplumu anlatırken, onlar Allah yolunda, bakın şu söz, biz şu anda gerçekten şu toplumda hain olmayan, kalbi yüreği pak, bütün insanları para böyle durup düşündürtmüyor, böyle derinden yaralamıyorsa, o insan bir dursun kendine baksın. Yani onlar Osmanlı, bizi onlar Allah yolunda mücadele ederken, bize valiler gönderirdi, atardı. Bizi yönetmeye vali gönderirdi. Aynı toplum Allah'ın yolunda mücadeleyi bıraktılar. Cumhuriyet diyerek, bilmem demokrasi diyerek Allah'a kafa tuttular. Ve Allah onları elindeki imkanları nasıl kıstı? Yetmez. Onlar bugün kazma kürek, bize
uşak olmaya, köle olmaya geliyorlar. Ya şu hale bir bakın, şu hale bir bakın. Ne hale gelmişiz? Ve bu komple bir tuzak, bir hile, bir hurda ve o cumhuriyetin, cumhuriyet yani bunu içini Allah'a kafa tutma olarak dolduran yapıdan, zihniyetten bahsediyorum. Yoksa içinde adaletin olduğu her türlü iş, adalet, adaletin asla şaşmadığı, Allah'ı ayetlerine aykırı işin olmadığı her türlü uygulama isminin önemi yoktur. Yani ama bugün cumhuriyet dedikleri içini Allah'a, biz burada yasayı biz belirleriz ama Allah'ın gökte indiği sanılan, biz öyle onu hiç kitaplara bakmayız. Zaten sen kendin bir zulmü yapıyorsun da insanları, senin cehennem kapısı açık, git. Ama insanları kendinle beraber cehenneme götürme, öyle bir hak yok. Yani bu hırsızlıktır. Sen beni resmen cennetimi çalıyorsun. Beni cehenneme koymak için mücadele veriyorsun. Elbette hidayet geldikten sonra bu konuda bir atışma yaptıklarında önde gelenler, işte arkadakiler, onları takip edenler size lanet olsun. Allah sizi kat kat azabınızı arttırsın. Bize sizin sayenizde biz buradayız diye onlara isyan ettiklerinde, o büyüklük taslayanlar da, önde gidenler de, hayır yani biz size hidayet geldikten sonra, doğru yol size belli olduktan sonra sizi biz mi çevirdik? Siz zaten inanmak istemeyen zalim kimselerdiniz. Onlar da siz bize inkar etmemizi söylerken gece gündüz planlar yapıyordunuz, bizi tuzağa çekmek amacıyla iş yapıyordunuz. Sonra Allah hepsini tepe takla cehenneme dolduracağız diyor. Yahu Allah'ın sözünden insan korkmaz mı ya? Ya şuradayız bugün, o cumhuriyeti kuran ve o kadar zulüm yapan insanlar nerede bugün? Hangi nerede? Nerede ya? Bir düşünün ya. Yarın biz hepimiz toprağın altına girmeyecek miyiz? Nasıl biz Allah'a imtihan olmaya geldiğimiz bir dünyada Allah'a haşa kafa tutar, haşa Allah'a kafa tutanlarla iş yaparız yahu? Bu zalimlik değil mi? Bu zorbalık değil mi? Bu kendine eziyet değil mi? Bizim durup yahu biz ne yapıyoruz? Biz Allah'ın kitabına aykırı nasıl iş yapabiliriz? Bizim atalarımız, bizim elçilerimiz, bizim Rabbimizin yaptıkları ortada. Biz bozgunculuk yapan, zalimlik yapan, Allah'ı tanımayan, ahlakı bozuk insanları yasalarını, uydurmalarını getirip kendi hayatımızın içine koyuyoruz. Bu nasıl bir saçmalık? Kim olduğunun önemi yok. Bütün yeryüzüne gelmiş herkes insandır. Allah'ın elçileri haricinde Allah hiç kimsenin imanına, yani bütün yaptıklarına asla kefil değildir zaten. Bugün insanları eleştirmez kılanlar, işte yani neden bir insanı eleştirmez kılarsın? Yani bu sen herkes eleştiriyorsan üstelik kendin, yani bu zalim olduğunun delilidir başlı başına zaten. Bu ama insanlar uyutuluyor ve kendilerine zulüm ettikçe zulüm ediyorlar. Bunu şunla kapatacağız, çok önemli bir şeyle kapatacağım. Aslında Türkiye'nin başındaki Recep Tayyip Erdoğan, o insan inşallah ki bu şeyden dönerse, o itaat etmek, saygı göstermek Allah'ın emridir. Yani Allah'ın buyruğuna kafa tutmazsa, aykırı iş yapmazsa, yani şu anda kesinlikle zalimlerle iş yapmak, hele ses çıkarmamak, dur kardeşim sen ne yapıyorsun dediğinde, belki bugün binlerce, milyonlarca insan bir rahata, huzura kavuşacak Allah'ın izniyle. Elbette rahat, huzur Allah dilemeden olmaz. Ama Allah bizi birbirimize imtihan eder. İmkanı sana vermiş. Ama sen diyorsun ki benim ticaretim bozulacağına, orası bozulsun. Bakın çok önemli bir şey söyleyeceğim. Sen bugün o uğrunda insanları sattığın Türkiye başındaki insana söylüyorum bunu. Uğrunda bugün bizim atalarımızın hep kucakladığı, yani desteklediği, kol kanat gerdiği, tevazu, rahmet kanatlarını indirdiği insanları bugün sen sırf zalimlerle bilmem az bir para karşılığında iş onları bırakırsan, bir köşeye atarsan, sen bugün asla ama asla o Allah'ın atalarımıza verdiği o büyük
kazanca asla ulaşamazsın. Asla Allah sana olduğundan daha iyi, yani daha sürekli iyiye giden bir durumda değil. Sen bir yanda iyi giderken bir yanda engelleyemediğin bir sürü sıkıntıyla karşı karşıya kalırsın. Nitekim bugün ortada olan şu durum ki yarın bir gün tahtının da kaybolmamasının imkan kaybolması an meselesi. Neden? Sen adaletli olsan seni bu imkan veren Allah değil mi? Allah. Başkası değil elbette. Sen ama insana, millete, ona buna mal eder, Allah'ı unutursan bugün Allah onu elinden alır. Atilla, bakın o Rumlara Allah o kadar büyük bir zafer vermiş, verirken ona o yenilmez unvanı ve bunun böbürlenmesinin yersiz olduğunu önce ona gösterdi. Ve neredeyse bütün ordusuyla beraber helak oluyordu. Düşmana karşı kesin zafer elde edebileceği düşündüğü bir zaman daha. Yani tamamen sonra oradan ayrıldılar. Değil mi? Ve bir daha Allah o imkanı verdi. O zaferi ihsan etti. Ama o orada gördü ki kendisi asla yenilmez değil. Bugün sen bir zalim, o biz özgürlük dağıtıyoruz diyerek zalimlik yapan o zulmün başı. Bunun içindeki iyi insanlardan söz etmiyorum ama zulüm, zalimlik yapan insanlardan bahsediyorum. Bugün Amerika'ya uşak olmuş insanlar tarafından ülke ele geçirilmek istendi ve bugün dünyanın her yerinde bu pisliği yapan bir gruptan söz ediyoruz ve her yere kendi resmen zorbayla, pislikle, zalimlikle, sömürü düzeniyle kendi kuklalarını yerleştiriyorlar. Ve Türkiye koyma her zaman yani o cumhuriyet saçmalığıyla beraber her zaman egemenliği en büyük payını belki onların elindeydi, hakimiyet. Ve ne zaman ki bir korktular egemenlik ondan gideceği, hemen alaşağı etmek istediler değil mi? Sen bugün ne yaptın? Tam karşısındaki safa geçtin. Ama o safa, bu o safın Türkiye kuklası seni yememesine dikkat et. Bu nasıl bir bilgi bu? Bu Allah'ın sünnetullahında bize öğrettiği bir şeydir. Yani sen bugün Allah seni o darbeden Allah korudu bütün milleti. Ama sen onu ben ve millet bu zaferi elde ettik diye bugün belki bazı kelimelerde Allah diyorsun ama İşin özünde, gerçeğinde millet, insan, biz yaptık havası çok fazla esiyor ve Allah'ın sünnetinde bu hiçbir zaman, Allah hiçbir zaman böbürlenen sevmez ve kendisinin yanıldığını ona mutlaka gösterir. Bu insanın bir gücü var mı? Türkiye'nin o kuklanın bir gücü var mı yok mu? Ona asla bir fikrim yok. Ama şu kesin ki bu Allah ona, sen sırf o zalimlere Allah dururken, Allah'ın nuru dururken, doğru yolu dururken zalimin tarafına geçtiğin için zalimler tarafından bir başına bir kötülük gelmemesine dikkat et. Bu uyarıdır. Kendini düzeltmeyen toplumlar helaka giderler, yok olmaya doğru giderler ve iyilere asla bir şey olmaz. İyiler korkmasınlar. İyiler de Allah'ın kitabına göre kendine hayat seçenler, elçilerin gittiği yolda giden, iyi namazı kılan, zekatı veren, sabreden, tamamen Allah'ın hududunu kendine hudud eden kimselerdir. Gecenin neden videoyu geceye girerken çektim? Çünkü Allah'ın yüceliğine bakalım. Videonun en başına şimdi dönebiliyorsanız bir dönün. Şimdi buraya bakın. Bu düzeni yapan Allah'a boyun eğmemek sizce ne kadar akıllıca? Güneşi, ayı, geceyi, gündüzü, yeri, göğü, içindeki bütün rızıkları, her şeyi yaratan Allah'ı bugün yasalarına aykırı iş tutmak ne kadar mantıklı? Cumhuriyet dediğim bugün içinde kendi Allah'a isyanın başladığı bir yapıdan söz ediyoruz. Bununla beslenmek ne kadar mantıklı? Peki neyle biz çalışacağız? İsminin ne olduğunu önemli değil. Ama Allah'ın adaletine, Allah'ın buyruklarına miskale zerre dışına çıkmayacak. Zaten Allah hüküm verenlerin en iyisi değil mi?
Zaten Allah yol gösterenlerin en iyisi değil mi? Bu kesin. Allah zulüm eder mi kuluna? Asla. Bunu paylaşın, ulaştırın ve geceyi gündüze, gündüzü geceye her şeyi düzenleyen Allah'tan korkarak onun hükmüne dönelim. Kendimize yazık etmeyelim. Bakın atalarımızdan örnek alalım.